Ve Atatürk bunu tekrar Türk toprağına katmak için bir taraftan diplomatik çabalar, öte taraftan tehditler, öte taraftan giydirmeyin çizmemi, öte taraftan güneye, Mersin'e seyahat yaparken bir gün Sabiha Gökçen'e diyor ki tabancanı tak ve gel, üniformanı da giy. Şimdi o tarihte Sabiha Gökçen savaş pilotu bilindiği üzere. Değil mi? Ve Sabiha Gökçen geliyor. Şimdi diyor, bu akşam lokantada orada Fransız elçisinin de bulunduğu lokantaya da biz de gideceğiz. Ve orada işte Asım Gündüz bir söyle verecek. Sen de kalkıp fırlayacaksın. Ve Hatay bizim canımız, feda olsun canımız, kanımız feda olsun canımız diyerek havaya ateş edeceksin diyor. Yapar mısın? Yaparım. Fakat karışmam sonrasına diyor. Sonrasına karışmam. Sonra ne olursa olsun katlanacak mısın? Yani bu eylemin sonu ne olursa olsun. Hapse atarlar, ceza verirler. Bunun bir sonucu var. Emredersiniz diyor Sabiha Gökçen de. Nitekim gece lokantaya gidiyor. Yemek yeniyor, ediliyor. Ve o sırada Asım Gündüz General barışçıl bir konuşma yapıyor. Yani Fransız Büyükelçisine hitaben Hatay'la ilgili konuşuyor falan. Ama diyor tabii Hatay'da anlayış gösterecektir falan filan. Sabiha Gökçen fırlıyor masadan. Bu çok pasifist bir konuşma. Böyle olmaz. Biz gençlik yerimizde duramıyoruz deyip silahını çekiyor ve havaya ateş ediyor tak tak tak. Hemen polisler koşup geliyor tabii. Fransız Büyükelçisi'nin gözleri faltacı gibi açılıyor. Polisler, Sabiha Gökçen diyorlar. Atatürk'e bakıyorlar. Görevinizi yapın diyor Atatürk. Alıyorlar Sabiha Gökçen'i. Götürüyorlar karakola. Ve orada başlıyorlar sorgulamaya. Savcı. Atatürk yok. Sen mi yaptın? Evet ben yaptım. Niye yaptın? Milli hislerim galeyana geldi. Diyor. Bak ama doğru söyle gibi. Hayır. Pişman değilim. İfade veriliyor filan. Fakat Sabiha Gökçen ifade verirken karakola bir kadın daha geliyor. Tutuklu. Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım. Meğer ona da aynı şeyi söylemiş. O da silahını çıkarmış yani Sabiha Gökçen'den sonra. Ateş etmiş. O ateş etmiş. Ne demek nasıl olur falan diye. Bu Hatay için canımız feda diyerek o da ateş ediyor. Bir Saniye Hanım var bir de yanılıyorsam. Biraz sonra da o geliyor. Yani Atatürk, üç Atatürk kızını biri kardeşi olmak üzere silah patlattırıyor lokantada. Fransa'ya karşı patlıyor silahlar. Bu iş böyle barışçıl yolda olacak gibi değil. Biz yerimizde duramıyoruz. O kadar net mesaj ki bir de en yakınındaki üç kızı Aynen öyle. yaptırıyor bunu. Aynen öyle. Girit bizim canımız feda olsun kanımız vardı. Hatay bizim canımız feda olsun kanımız. Bu sloganı atarak silahları patlatıyormuş. Şimdi Atatürk ertesi gün hapishaneye geliyor. Tabii hapishaneye atılıyorlar. Nezarethaneye, oradaki karakolu. Nezarethaneye. Yok hapishaneye. Direkt hapishaneye kadınlar koğuşuna gidiyorlar. Yani. Atatürk ertesi gün kadınlar koğuşunda ziyaret ediyor bunları. Ve hatta oradaki kadınlara da soruyor. Sen neden geldin? Sen neden geldin? Birisi diyor ki kocamı öldürdüm. Aa diyor. Niye öldürdün kocanı diyor. Üstüme kum almaya kalktı diyor. Aferin diyor Atatürk de. Ve zaman gelecek şöyle olacak böyle olacak filan diyor. Ve işte o anıları anlatıyor burada. Şimdi Atatürk'ün bu da bir diplomasi. Yani silah patlıyor fakat herhangi bir insan patlatmıyor o silahı. Fransız Büyükelçisi biliyor ki dediğini yapan bir adamın manevi kızı, Mesajı tabii bu. dediğini yapan bir adamın kız kardeşi ve onun arkadaşı. Üçü birden burada silah patlatıyorlarsa burada ciddi mesaj alınmıştır.